Bakalım sırada kim var? Sevdamın güneşi, gözümün nuru, her şeyim, bir tanem, askerde şimdi. Gözümün bebeği, canımın içi, her şeyim, bir tanem, askerde şimdi. Söz Cengiz Atasoy, müzik Orhan Çağlayan. 106 numarayla yarışan Özlem geliyor. Söz Ahmet Cengizoğlu, müzik Sebahat Özdensiz. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine. Gel mehtabım, gel güneşim, gel yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine. Özlem bir kere daha sizlerle. Tebrikler Özlem. Hemen jüri üyelerimize döneceğiz. Bakalım onlar neler söyleyecekler. Bülent Hanım, siz de başlayabilir miyiz? Siz çünkü prova sırasında Özlem'i izlemiştiniz, biraz çalıştırmıştınız. Şimdi aşağı odaya gelirken uşak dolaşıyorlardı. Bir de başladı, kim okuyor bunu dedim. Çıktım yukarı, bir de baktım. O ilk defa çünkü Türk müziği okuyacaktı. Biraz şey yapayım dedim. Ama provalarda gayet güzel okuyordu. Bu demek oluyor ki? Yani şimdi bir kere eserin sonunda çok kuvvetli bir detone oldu efendim. Aralarda da vardı. Neden öyle oldu? Bilmiyorum. Heyecandan herhalde. Evet. Yani kulağımla duymasam, ben prova sırasında bulunmasam, hocam çalıştırdı beni, sağ evet olsun. Ve diyeceğim ki olmadı. Kulağımla duydum nasıl olduğunu. Sonra bana odaya geldi. Tek gözümü boyamışım, tek gözlü canavar gibi böyle. Hocam okuyayım, oku evladım, oku çocuğum dedim. Bir yandan boyanıyorum, bir yandan okudu. Burası şöyle, öyle, tamam. Hepsi tamamdı.
Neden böyle oldu? Esere girerken de geç de girdin. Allah Allah. Sen final yaparken tabii Bülent Hanım'ı göremedin. Attı kendini koltuğa üzüntüden. Çünkü hakikaten provada böyle olmadığını söylediler. Demek ki heyecan etkili oluyor. Ama hakikaten çok düzgün okudu. Selçuk Bey neredeler? Vaka bütün üstadlar hepsi de buradalar. Zat haliniz de vardınız provada. Bütün arkadaşlarımız varlardı. Malum canlı yayın, canlı yayın heyecanı. Tabii. Yani ama tabii bu demin giden çocuk ne o çocuk? Umut Bey. O da çok üzdü beni. En son giderken çocuk gibi bu kadar da kırılır mı numara dedi. Şimdi at onu hemen. Pardon Umut'un ben şeyi kaç tane acaba? Atabiliyorum? Yapmayın ya. 10 tane atabiliyorum. Ay yok atacağım de olur mu? Ay günah. Çocuk gibi gitti yavrum dudağını büküp. Ay. Evet çok kalbi kırıldı. Çok İnattan üzüldüm. Mı kırdınız? Ha? Bülent Hanım inattan dediniz ya. Ay düzgün okusun diye. Ama yani tabii düzgün okusun derken Allah korusun gidebilir de bir şey de olur. Yok onun tamam, için atın. Göndereceğim. Bütün nasıl göndereceğim? Akrabaları herkesi ara. Arayayım ben herkese. Cayır cayır yollasınlar. Tabii arayın. Ben 10 tariden fazla yollayamıyor muyum? Yok bir telefon numarasından çenem tutulaydı keşke. Tamam ben öğreneceğim arada öğren. Atacağım. Herkese söyle. Tamam, at benim herkese. Hepsini yap. Bütün menüdeki herkese söylüyorum arasın. Çocuklar hepiniz. Osman'tan sen de. Evet. Nasıl olsa Mehmetçik Vakfı'na gidiyor bu akşam. Öyle mi? Tabii. Gelir ama oraya. Nereye gider? O zaman daha çok yollamamız evet, lazım. O zaman daha fazla. 10 taneden fazla yollayamıyor muyuz? Yok, o kadar. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Canım söyle. Özlem unutuldu bu arada. Abim asker. Ona sevgilerimi gönderiyorum. Gönder tabii. Yarın tezkere alıyor bütün askerlerin. Ne güzel. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu. Hayırlı tezkereler olsun. Çok sağ olun. Hayırlı tezkereler diliyoruz abiye. Çok sağ olun. Peki Bülent Hanım başka bir yorum yapmayacaksınız yani. Galiba. Peki. Tüm askerlere bu arada hayırlı tezkereler diliyoruz. Gökhan'cığım. Bir reklama gidip dönelim mi sonra? Tamam. Reklamlardan sonra devam edeceğiz yorumlara. Ya. Popstar Alaturka devam ediyor. En son Özlem'i dinledik ve Özlem hakkında jüri üyelerimiz yorumlarına devam edecekler. Kısa kısa alıyoruz. Bülent Hanım siz yorumunuzu bitirmiştiniz galiba. Armağan'cığım devam edelim mi senle? Siz ilk geldiğinizde bu kadar makyaj yapmıyordunuz. Her hafta giderek siz makyaj katsayınızı arttırıyorsunuz. Niye? Böyle giderek daha frapan olma eğiliminiz var galiba. Bugün biraz hafif yapmaya çalıştık ama. Hafif? Evet. Bu hafif hali yani. Evet bu hafif hali. Bir de ağrını yapsanız. Aslında ben sevmiyorum makyaj yani çok belli. Fazla sevmiyorum. Gerçekten belli. Sevmiyorum. Belli vallahi. Şey makyözlerimize bırakıyorum. Peki saçını biraz düzeltir misin? Göremiyormuş kamerası. Müdahale etmiyor musun? Hani çok boyadın beni. Benim yaşım genç bu bana olmuyor bu kadar diye. Açıkçası söylüyorum evet. Gene de yapıyorlar. Söylüyorum evet. O zaman sil de çık. Unut. Öyle mi yapayım? Olur. Peki Armağan'cığım. Orhan Bey. Ben Özlem'i çok seviyorum. Ayrıca bu da çok yakışmış, bu giysi çok yakışmış. Teşekkürler, sağ olun. Bu akşam bir hayli detoneler olmasa ne güzel olacaktı. Daha iyi olacaktı diye düşünüyorum. Nedense olabiliyor arada bir. Bu akşam da vardı. Ama haftaya inşallah katliyen olmayacak diye İnşallah kalırsa. Bekliyorum, bekliyorum. Peki Öğren Bey, teşekkürler. Ebru Hanım. Ceylan Gözlü, ne yaptın sen bu gece? Dağıttık bu gece. Dağıttık. Dağıttık evet. Pek bir dağınıktı, toparlayamadık. Çok dağıttık. Ki Türk sanat müziği söylemiş olmam benim için hakikaten çok güzel bir şey. Baştan beri ilk defa değil mi Türk evet, sanat müziği defa. Okuyorsun? İlk defa sanat müziği okuyorum. Yani evet problemler var ama böyle bir şeye gönül vermiş olma benim için yeterli çok bir şeydir. Benim puanımı da şimdiden vereyim ben 8 veriyorum. 8 Ebru Gündeş'ten geldi. Çok teşekkürler. Hemen diğer puanları da alabiliriz. Kırmayın ama şimdi. Kırmayın. Türk sanat müziği okudu şimdi. Türk sanat. Bir kere baştan beri halk müziği okuyor. Yani bunu yapıyor olması hiç bile. Hiç de böyle pazarlık bence, ama pazarlıkla ne alakası? Hayır doğruyu söylüyor. Hevesi öteki kırılır ki sonra. Öteki çocukta aklım kaldı şimdi.
Allah'ım inşallah gitmez, kendimi affetmem. Başımı bu gözümü parçalarım vallahi. O çocuğu. Yolla durmadan, onu bunu ara. Her kimi? Tarafa. Tamam, yollatırım. Merak etme. Zaten en fazla 10 tane yollayabiliyorsunuz. O yüzden. Etrafa da söyleyebiliriz canım. Çenemize kaya ama. O zaman da bu da biraz şey olabilir. Yanlış sen anlaşılabilir. Sen belli etmeden söyle. Hiç belli olmadı zaten. Kaç ben Türk müziği okudu. Evet doğru. Geçen hafta da Umut'a öyle vermiştim. Türk müziği okumuştu Ahmet. O da. Ahmet değil mi? Umut. Neyse, okudu. Karıştırmayalım Türk şimdi. Türk okudu o da. Efendim o da geldi. O da da. Kırmayın. Ona da şey yaptım. Ne yapacağım? Bülent Hanım kırmayın. Ne olur çok kırmayın yani. Tamam detoneler var ama kırmayın çok fazla. Gönlünüzden ne koparsa. 7 vereyim bari. Hadi 7 fazla Bülent Ersoy'dan. Kırmaya bu şey yapma. Ben de 7 veriyorum. 7 de Orhan Gencebay'dan geldi. İnşallah 10 alacak bizden. İnşallah. Yani aslında içimden geçen not 5. Ama. Doğru. Çok az kız kalması sebebiyle. Özlem de giderse burası iyice Kırkpınar Er Meydanı'na dönecek diye 7. Askerlik şubesi 7. gibi olacak. Olmaz. Tamam. Bu de güler yüzlü çocuk da bir de Türk müziği okumak için çaba sarf etti. Onun için 7 verdim. Yoksa 5 verecektim. Toplam 29 puan oldu. Evet. Özlemciğim aday numaranı hemen hatırlatır mısın? 106 yazıp 30.04'e gönderiyorsunuz. Evet. Herkese Özlem'in aday numarası 106. Eğer oy vermek istiyorsanız 30.04'e gönderebilirsiniz. Teşekkürler Özlem.